Tartı Gün Deniz diyoruz. Birbirlerine girden Beslan Hüseyin'i ve Ertin Taşdemir. Rakibi Beysan Hüseyin'i. Evet sevgili izleyiciler, müsabaka başlayacak. Bu arada sevgili Okan bir tane yanımız. Okancığım öncelikle çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Birazdan seninle konuyla ilgili konuşacağız ama şu gecenin son maçına bir girelim, hem yorumlarını da alalım. Sen de biraz dinlenmiş ol. Daha yeni çıktın maçtan. Çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Okan bir tane sevgili izleyiciler. Çok uzun süredir bu müsabakaya hazırlanıyordu, omzu çıktı. Şimdi maça dönüyoruz. Beysan Hüseyin'i, Ersin Taşdemir müsabakası. Pirinç Rahat yerde Beysan. Yerde, tartıda da birbirlerine demişlerdi. Beysan yerde. Beysan gragi durumda. Gragi durumda sevgili izleyiciler. Köşesine gidiyor. Ersin Taşdemir birinci roundda işler karışabilir. Beysan toparladı mı? Evet. Toparladı. Gel dedi. Gel dedi. Devam edebilecek misin diyor. Duyuyorum diyor. Devam edecek. Ersin geliyor. Ersin Taşdemir vuruyor. Ve bu kez Ersin yerde kaldı. Ve biraz daha yukarıdan vuracaksın dedi. Yeniden dövüş. Ersin Taşdemir, Beysan Hüseyin bir sağ, bir sol geliyor şimdi. Bir sağ bir sol Beysan'dan. Beysan köşede. Ersin. Kendini geriye çekti. Ersin taktırıyor. Yeniden dövüş sevgili izleyiciler. Beysan 115 kilo, tekrar söyleyelim. Sert vurdu. Tekrar bir sağ geliyor. Ersin boşa gitti. Beysan Hüseyin'i yeniden dönüş diyor hakem. Birinci rounddayız. Ersin Taşdemir Beysan'a karşı. Beysan yine vuruyor. Ersin kendini geri çekti. Bir lofik attı. Beysan rakibinin üzerine gidiyor. Bir lofik daha geliyor. 7 maçta 5 galibiyeti var Beysan Hüseyin'in. Ve Ersin Taşdemir onun da 5 mücadelede 4 galibiyeti, 1 yenilgisi var. Sert vurdu. Middleton çok sert vurdu. Ve birinci roundda sevgili izleyiciler çok etkili başladı müsabaka. Çok etkili başladı. Ve şimdi son dakikaya girmek üzereyiz. İlk roundda Beysan vuruyor. Solu vurdu ve Ersin kendini geriye çekti yine. Yine bir low kick attı Beysan. İranlı. Ersin rakibine bakıyor. Ersin bir lofik daha attı. Bir lofik daha attı Beysan. Etkili vuruyor ama Ersin ayakta. Yalnız sol ayağı biraz zedelendi sevgili izleyiciler. Şimdi son 40 saniyeye girdik. Birinci nokta. Okan bir tane çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Az önce omzu çıktı. Onunla bir röportaj da yapacağım az sonra. Ama çok hızlı başlayan bir nokta. Bir kez daha yerde Beysan Hüseyin'i. İranlı yine yerde. Yeniden dövüş gelecek. Bu arada kenar yönetime itirazlar var. Kenarda Erdoğan Tabipor. Sevgili izleyiciler, Ersin köşesinde yeniden dövüşlüyor. Beysan rakibin üstüne gitti. Ersin kendini geri çekti. Bir sağa boşa gitti. Boşa gitti. Ayrılmalarını istiyor sevgili izleyiciler. Ring hakemi Ali Ekber Eren. Ve son 10 saniye Beysan lofti denedi ve birinci roundda son anlar sevgili izleyiciler. Gong sesi geliyor. Evet sevgili Okan bir tane. Çok geçmiş olsun. Talihsizlik yaşadın. Yani o sağ kroşen boşa gitti bir anda. Onun da omuzuna denk geldi. O an çıktığını hissettim. Devam edebilirdim de sonrasında biraz sıkıntı olabilirdi. Yani ben acıdan ağlamıyorum. Biliyorum farkındayım. Sonra burada canlı yayında konuştuk. Yani senin günlerdir, saatlerce antrenmanın boşa gitti. Hatta Hasan Nurlu Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı, o da
aynı şeyleri söyledi. Çok emek veriyorsunuz bazen ama bir talihsizlik yaşayabiliyorsunuz dedi. Her şey Allah'tan. Senin şey başına da bu. Evet dediğim gibi inşallah kısa sürede iyileşirsin ve inşallah, biz buna inanıyoruz. İşlerde çok iyi bir performansın vardı. Bunu devam ettireceğini düşünüyoruz. İnşallah devam geliyor. İnşallah bir yükselecek bir sakatlık değildir. Yok yok. Çıkar takılır olur ama devam etseydim belki bir ameliyata kadar gidebilirdi. O yüzden istemediler. Öyle ben devam ederim onu. Evet, farkındaydık sen istedin ama Sami Hoca müdahale etti. Okan bir tane Olumu çok geçmiş olsun. Bırakacağımı da bilsem ben biliyorum, devam ederim. Farkındayım bunu biliyorum. Sevgili Okan bir taneye bir kez daha geçmiş olsun, olsun diyoruz. Sevgili herkese çok teşekkür ederim. Duvalarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Üzgünüm. Haklarını helal etsinler. Ne demek İnşallah Okan? Olabilir. Bunlar talihsizlik. Zaman zaman olabiliyor. İnşallah toparla kendini. Biz sana çok güveniyoruz. Çok inanıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Okan bir taneye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi yeniden müsabakaya döneceğiz. Veysel Hüseyin'in Ersin Taşdemir müsabakasında ikinci round başlayacak. Okan bir taneye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sevgili kickbox severler. Yeniden Hasan Urlu mikrofonda. Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı. Sayın Başkan, rakip giriş yükseldi ama yani Ersin böyle çok sıyırtmadı. Bayağı etkiliydi. İlk roundda daha baskındı. Daha çok çalışandı. Bu arada evet, bu arada hızlı girdi. Çok hızlı girdi. Toparlıyor. Toparlıyor evet. Ersin. Hay. Tekrar Mehsan Hüseyin'i. İki sporcu çok dikkatli. Evet, şunu söyleyebilirim. Evet, evet güzel bir low kick bu arada. Bu arada yerdiler. Evet. Ama işte Muay Thai'ya döndü bir anda. Tabii Muay Thai'da çalıştıkları için sporcular genelde kickbox çalışan Muay Thai'da çalışıyor. Muay Thai yapan evet. Kickbox da et tırnak gibi. Şimdi ben Mehsan'ı görünce çok güzel bir cevap. Mehsan'a bir rakip buldum aslında. Mert Akın. 4'te 4 yaptı. İyi gidiyor. Mert de kilo olarak da bu aşağı yukarı aynılar. Aşağı düşerken bir diz. Bu arada bir diz darbesi aldı. Switch knee strike dediğimiz. Ersin Taşdemir sevgili izleyiciler. Ama hemen toparladı. Ayağa kalktı. Faullü bir vuruş olduğu yönünde. Ali Ekber Eke'nin uyarısı var. Sevgili izleyiciler. Evet, bir low kick alıyoruz bu arada. Yine yumruklar. Ben Ersin'in çok eğildiğini görüyorum. Çok iskif yaparken eğilerek giriyor. Bence tehlike. Evet sinir savaşı var sporcular arasında. Evet. Üzerine basarak geçti Ersin Taşdemir. Evet hakem hemen. Bu arada evet, silinmesini istiyor. Tartıda da birbirlerine girmişlerdi. Sinir savaşı devam ediyor burada da. Mehsan Hüseyin'i Ersin Taşdemir müsabakası. Ve gecenin son maçında ikinci rounddayız. Ersin rakibine bakıyor. Çok güzel bir swing. Tam kulağına denk geldi sevgili izleyiciler. Bir sol geliyor. Bir sol. Bir sol kroşe denk gelmedi. Evet. Şimdi Mehsan yükleniyor. Ersin'e bir low kick alıyor. Düşebilir, düşecek. Biraz önce söyledim. Çok eğiliyor. Çene altına bakın olmadı. Yani Ersin çok kafasını eğiyor. Evet hakem. Dişli çıktı. Evet sevgili izleyiciler ikinci roundda bir kez daha durdu oyun. Ersin köşede. Sayın Engin yani Ersin kafasını çok eğiyor bu tehlike bakın iki kez diz yedi bir daha yerse bence nakavt olabilir o yüzden dikkat etmesi lazım İranlı cüssesiyle yükleniyor çünkü ve ikinci round biraz daha baskın ilk roundda biz baskındık evet Ersin Taşdemir, Mehsan Hüseyin'i sevgili evet, arkasını dönmemesi lazım. Yoruldu. Ersin.
Evet, dişliğini çıkarmaması konusunda tabii hakem uyarıyor. Devam edemeyecek gibi sanki. Ersin gerçekten çok kötü durumda sevgili izleyiciler. En son his tabii biraz sıkıntıya soktu. Yani biraz... Ve pozisyon devam ediyor. Bakalım tabii. Ne olacak? Mehsan tekrar dövüş var. Mehsan bir sağ boşa gitti. Ersin yerde. Evet, evet, gong sesi ikinci round bitti ama Ersin gong imdadına yetiştiriyorum ben. Yani Ersin sanki Ersin biraz bir ara sıkıntı, bırakacak evet, gibi evet. Gördüm ben. Biz yedi. Evet evet. Biraz da kondisyon zafiyeti var Ersin'in. Şu anda Mehsan köşede ve Ersin Taşdemir, o da kendi köşesine gitti. İkinci roundda Mehsan Hüseyin'i biraz daha baskın gördük Sayın Engin, sizce? Yani Mehsan tabii ki cüssü olarak da yaklaşık aralarında 20 kilo fark var. Ve 10 santimde. Ben Ersin'i tebrik ediyorum. Yani böylesine farklı bir sporcuyla ki boy olarak da 10 santim kısa. Bak, fiziksel güç. Fiziksel olarak evet. Mehsan'a karşı şu ana kadar bence çok iyi bir mücadele çıkardığını düşünüyorum. Hatta ilk round'un bence olabilir. Yani Ersin Taşdemir daha etkili olabilir. Şu anda sevgili izleyiciler 3. ve son round başlayacak. Bakalım Ersin devam ettirebilecek mi? Yani daha doğrusu müsabakayı bir ara bırakır mı gelmişti. Bu nedenle müsabakayı tamamlayacak mı tamamlamayacak mı ben merak ediyorum. Evet, bu arada Çılgın Sedat destek istedi. Şu anda Antalya'da Kepez'de gecenin son müsabakasındayız sevgili izleyiciler. Tabii saat de oldukça geç oldu. İzleyiciler de yavaş yavaş evlerine gittiler. Ama yine de ısrarla kalıp son maça kadar bekleyenler kesinlikle var. Kesinlikle. Bu arada bir minik denemesi geldi. Ve denge bozuldu, düştü. Biraz da tabii zeminde ağır sikletlerde çok terlemesi. Mevda tabi Por, antrenörü Mehsan'ın. Ersin rakibine bakıyor. Evet, sevgili izleyiciler tekrar geriye çekildi. Bir sol çıkardı, denk getiremedi. Bu arada evet, bakın zor bir darbe. Yine dişli çıkarıyor. Hakem tabii ki. Evet. Sayıyor. Şu anda sayıyor. Evet, maalesef. Ya, iyi misin? İyi misin? Dişli, iyi misin? Dişli ve... Üst üste tabii dişlik çıkarınca evet, hakem dinlenme olarak nitelendiriyor bunu. Sporcular yani en son uyarı. Yani buraya tabii kadar olan 7 müsabaka ile ilgili çok güzel müsabaka oldu ama burada sanki kilo farkı ve fizik üstünlüğü nedeniyle eşleştirme pek denk gelmemiş gibi geldi bana. Vallahi artı 91'den sonra bu fark normalde etmiyor, fark evet, etmiyor. O yüzden... Zaten müsabakalar birkaç önceden rakipler belli olduğu zaman kendi gönül rızanla kabul ediyorsun. Evet. Evet, bir bakın, buçuk dakika kaldı sevgili izleyiciler. Mehsan tabi biraz daha kendine güveni geldi. O seyircilerden de Ersin'e destek var. Yani bu müsabakayı kaybetse bile Ersin'in bu direnci, bu ayakta kalma hırsı takdir edilmesi gereken bir durum. Tekrar yine de ben ümidim var. Çünkü ağır sikletlerde ters bir kontrol nakavta gidebilir. Bakın bir sol direk çıkardı. Ama sol kroşe, sol direk. Ersin şimdi rakibinin etrafında bir oyun kurma. Çok bu arada yapıyor. Haydi ve düştü. Mehsan. Gecenin son müsabakası. Bu arada sevgili izleyiciler tekrar hatırlatalım. 29 Eylül'de Malatya'da Öncü Fight Club, Nusret Öncü organizasyonu TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bunu da tekrar hatırlatalım. Nusret Öncü'ye de buradan selamlar. Selamlarımızı gönderiyoruz Nusret Hoca'ya. Sevgili izleyiciler, son 30 saniyeye girmek üzereyiz. Üçüncü ve son roundda. Şimdi
Evet. Tabii sporcuların terleri. Hadi Ersin! Ersin! Ersin'in müthiş desteğiyle. Ersin'e bir destek var. Ersin. Son saniyelerde Yusuf çıkardı. Ama Destan ve Kili yani Ersin sağ kreşe çıkarıyor. Direkt yumruk vurup hemen geriye çekiliyor. Aslında bir Ersin'in beklenmesiydi. Evet. Yerine bulmuyor. Kalktı Ersin. Ersin Taşdemir. Mehsan. Evet yine aynı vuruşlar deneme. Bakın yine bir eğiliyor bir hemen tabii. Eğildiği zaman da. Yerde de. Kalk. Evet iki spor. Birbirlerine karşı bir sinir harbi. Sayın Engin gerçekten zor. Kolay değil. Yani Mehsan'ı inanılmaz zorla dersin Taşdemir. Kesinlikle. Tebrik etmek gerek. Hay. Hem 20 kilo pasta hem tabii 10 santim uzun Mehsan Hüseyin sevgili izleyiciler. Çok güzel bir sağ kreşe geldi. Güzel geliyor. Araya girdi. Atak kesiyor. Hakem araya girdi. Yine yerdeler. Evet. Güreş modu. Yerdeler sevgili izleyiciler. Aa, olmaz. Hayır. 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 Köşeye hayır. Hakemin hemen tarafsız köşeyi alması lazım. Tarafsız köşeyi alıyor. Sporcumuza da bakılması lazım. Şu anda Ersin yerde, köşede. Evet. Hoca bir hareket yapıyor. Hakem zaten gerekli uyarı, ikaz ya da cezaya. Evet şu anda bir kere daha yerdeler. Ve müsabaka sona erdi. Müsabaka sona erdi. Bakın tekrar izliyoruz. İşte burada yani düşerken olmaz. Faullü bir vuruş. Aslında hakemin çünkü iki kez yaptı bunu. İranlı sporcu. Evet şu anda Ersin köşede. Karşıda birbirlerine zaten girmişlerdi. Mehsan köşesinde. Karar açıklanacak sevgili izleyiciler. Tabii ki organizatörlerin burada ağırlıkları çok önemli. Bu tarz durumlarda ringler birbirine giriyor. Kesinlikle. Salon komple kapatılıyor. Yaşadık yani, bunu. Bu nedenle şimdi tatlıya bağlanıp sonlandırılması da güzel bir şey. Şu anda karar açıklanacak ve hakemler kararları veriyorlar. Mehsan Hüseyin'in faullü müdahalesi tabii orada. Ersin'in acaba ekstra round olabilir mi Sayın? Sanmıyorum. Olmaması da gerekiyor diye düşünüyorum. O da öyle ama. Yani riskli bir müsabakaya döndü. Yani evet. Burası karışabilir mi onun için? Zaten hocam ben müdahale etti. Burada kararın açıklanmasını bekliyoruz şu anda. Ekstra round. Hayır. Aynen. Beraber. Ekstra bir round çıktı ekstra sevgili. Ekstra round olabilir dedim. Ekstra bir round çıktı. Şimdi. Ekstra round oynayacak. Mehsan Hüseyin'i Ersin Taşdemir. Sevgili izleyiciler. Ersin'in çok akıllı dövüşmesi lazım. Şey bütün yani bütün varlığı ona vermesi lazım. Tamamen doluydu. Acayip doluydu. Son maça kaldığı için evet, boşaldı yani. Yine çok boşalmadı. Evet, arka evet. Taraflarımız dolu. Var ama yani. Yanlarımız dolu. Fulldü. Evet aşağı taraflar kaçırdılar. Yine dolu. Ya, onu söyleyeyim. Kaçırdılar. Gecenin en keyifli maçlarından kesinlikle birini kaçırdılar. Katılıyorum. Kişi kalsın burada.
Bakalım bir round daha oynayacak. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Vallahi ters bir kontra birinin nakat olmasına sebep olabilir. Bu o arada yüzden... Behzat eldivenlerini çıkarmış bitti diye. Şu anda tekrar ona eldivenlerini giydiriyorlar sevgili izleyiciler. Behzat Hüseyin'i, Ersin Taşdemir. 115 kilo Behzat Hüseyin'i ve Ersin Taşdemir'in 95 kilo. Sayın Ekim, mücadele sporlarında biliyorsunuz 1 kilonun bile baskısı çok önemli. Kaldı ki burada 20 kilo söz konusu. Yani Ersin Taşdemir gerçekten karşısındaki Meysam Hüseyin'i çok kalıplı, boylu, fiziki kuvveti daha üstün. Ona karşı gayet güzel mücadele ediyor. Eğer bu ekstra roundda performans gösterirse maçı çevir gibime geliyor. Hasan Urlu, Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı. Yorumlarıyla bizlerle birlikte şu anda Mehsan Hüseyin'in eldivenlerini çıkardığı için tekrar eldivenleri takılıyor. Ersin Taşdemir 95 kiloda sevgili izleyiciler ve rakibi kendisinden tam 20 kilo fazla ve 10 santim de uzun ama Ersin gerçekten de çok dirençli, mücadeleci bir performans ortaya koydu. Bu gece bakalım gecenin son müsabakasında ne olacak? Artık sevgili izleyiciler son roundu izleyeceğiz. Saatlerimiz de gece 01'i gösteriyor ve şu anda Mehsan hazır, Ersin de hazır. Antrenörler son taktikleri veriyorlar. Artık bütün performanslarını ortaya koyacakları ekstra round şimdi başlayacak. Mehsan hazır. Ekstra round başlayacak. Sporcularımızın hazırsa köşeleri terk edelim arkadaşlar. Mehsan Hüseyin ve Ersin Taşdemir. Herkes otursun lütfen yerine. Ekstra bir roundda. Arkadaşlar köşeleri boşaltıyoruz, oturuyoruz. İlk 3 roundda eşitlik bozulmadı. Arkadaşlar iki sporcumuza da güzel bir atış olsun. Bitiyor, gecenin final başlıyor. Bir anda Mehsan Hüseyin'i ve Ersin Taşdemir dostlarını paylaşıyorlar sevgili izleyiciler. Ersin'in de boyu 1.85, 10 santim kısa Mehsan'dan. Mehsan Hüseyin'i 1.95 boyunda. Yere düşünce müdahale yok. Yere düşünce müdahale. Evet, hakem son uyarılarını sporculara söyledi. Evet sevgili izleyiciler, ekstra round için evet, gol sesi ve ekstra round başladı. Evet, karşılıklı iş montikler ve kaval kavala. Şimdi evet, bir switch high kick denemesi. Çok net sağ olmadı. Geliyor, sağ geliyor. Ayrılmalarını istedi. Ayrılmalarını istedi. Sert Ali bir yumruk yemedi Eken, gerçekten. Evet. Şimdi yeniden yukarı çıkıyor Mehsan Hüseyin'i. İki sporcu da çok dikkatli sayın seyirciler. Evet, hata yapan kaybeder, çalışan kazanır. 30 saniye geride kaldı. Sevgili izleyiciler, sert bir tekme geliyor. Tekrar ayrılmalarını istedi. Ersin'in biraz daha çalışması lazım. Ersin Taşdemir. Şu anda rakibine bakıyor. Yine bir low kick attı. Yukarı çıkıyor. Evet, yukarı çıkıyor ama. Bakın çok kafa yiyor. Ersin çok kafa yiyor. Diz her an onun için tehlike. Ekstra da altta artık. Son 1,5 dakikaya girmek üzereyiz. Evet, Ersin çalışması lazım. Antalya Kepez'de canlı yayınımız devam ediyor.
Mehsan Hüseyin'i Ersin Taşdemir. Hasan Urlu, Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı yorumlarıyla bizlerle beraber zaman zaman da müsabakayı anlatıyor sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz mu? Şu anda kameramanımız bir talihsizlik yaşıyor. Evet maalesef. Ama evet bir yeri yok. Bir şey yok. Çok şükür. Son bir dakika girmek üzereyiz. Oo, çok güzel bir turnuva. Oğul punch denemesi. Meysam'a çok etkili bir vuruş geliyor. Evet yine bir jumping punch. Yerde. Çok güzel. Devam et. Devam et dersin böyle. Bırakma. Son dakika sevgili izleyiciler. Meysam Hüseyin ve Ersin Taşdemir arasında. Ersin. Hadi Ersin. İlk üç son beraberlik. Çok güzel direkt. Kapanma. Gidildi. Meysam evet, bir son geliyor. Çok Meysam. Güzel bir çeneye. Yerde Meysam. Sol direkt. Meysam. Güzel bir sol direkt çene ucunda. Kim kazanacak? Meysam Hüseyin'i mi? Ersin Taşdemir mi? Hadi artık Ersin. Son saniyelere doğru giriyoruz sevgili izleyiciler. Son 30 saniye. Meysam. Evet. Evet. Yukarı çıkıyor. Köşesinde Ersin. Şimdi sarıldı. Ayrılın diyor. Ali Ekber Eken. Ekstra round'da bitmek üzere. Hadi birkaç vuruş yap Ersin. Puan toplaman lazım. Meysam Hüseyin'i. Şimdi bir sol evet, geliyor. Evet bir bakın yine bir knee strike. Ersin tekrar kendini geriye çekti. Hey. Son anlar ve gol sesiyle müsabaka sona erdi. Gecenin son maçı çok keyifliydi. Meysam Hüseyin İran ve Ersin Taşdemir sevgili izleyiciler gül piyazına. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ekstra round'da son derece zor bir gece oldu. Gerçekten de Züresi Katemilse Niyazi Öztürk müsabakasıyla başladı. Yusuf Mehmetov, Sinan Çağla kan kana bir müsabakaydı. Aşim Rahimzade, Burak Durgun, Thomas Bridgewater, Mert Akın gecenin maçı. Mert Akın kazandı. Tuğçe Fedakar Tüzülen Çapar'ı indi. Saptan Abbas Dama, Mehmet Özer. Mehmet Özer kazandı. Muhammed Yusuf, Karimov, Okan bir tane. Okan talihsizlik yaşadı. Omuzu çıktı. Devam edemedi. Ve Meysam Hüseyin'i Ersin Taşdemir gecenin müsabakası. Artık yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Hasan Urlu, Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı son bölümlerde bizlerle birlikteydi. Şu anda karar açıklanmak üzere. Kazanan kim? Meysam Hüseyin'i mi? Yoksa Ersin Taşdemir mi? Çılgın Sedat kararı almak üzere. Müsabaka baş hakemi Ahmet Fidan, İzledim. Müsabaka gözlemcisi Talat Ayhan da bu gece son bölümlerde Hasan Urlu, Akdeniz Muay Thai Bölge Başkanı yorumlarıyla bizlerle birlikte oldu. Sevgili izleyiciler artık kararın açıklanmasını bekliyoruz. Evet, Antalya Kepez Arena, Turgut Özal spor salonunu doldurdunuz bu saatlere kadar bizleri beklediniz. Bütün alkışlar önce sizlere olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Antalya emeği geçen herkese. Özellikle bizleri çok destekleyen. Ve kazanan Kırmızı Köşe Ersin Taşdemir. Ekstra hafta kazanıyor sevgili izleyiciler. Kendisinden 20 kilo daha fazla olan Meysam Hüseyin'i mağlup ediyor Ersin Taşdemir. Çok keyifli bir gece oldu. Sami Akın'a bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Hasan Ünlü'ye teşekkür ediyoruz. Muay Thai Akdeniz Bölge Başkanı'na. Ben de kendine finişe iyi geceler diliyorum. 29 Eylül'de Malatya'da Nusret Enci organizasyonuyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.